Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Çok yakın zaman içinde Türkiye'de zam üzerine zam görebiliriz. Zaten zamlar oluyor diyebilirsiniz ama bu zamların artarak devam edeceğini müjdelemek zorundayım ne yazık ki sevgili dostlarım. Çünkü iki önemli enstrüman, bunlardan birisi emtia, birisi de para birimi biliyorsunuz. Dolar ve petrol fiyatlarındaki eş zamanlı artıştan bahsediyorum. Petrol fiyatları 71 dolar seviyesini kırdı ve 75 dolara doğru hızlı bir yükseliş kaydetti. Ardından hafif gevşedi. Bugünlerde 74-75 dolar aralığına sıkışmış durumda. Ama görünen o ki sevgili dostlarım, çok yakın zaman içerisinde petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş görebiliriz. Petrol fiyatları eğer ki 75 doları kırarsa 80 dolara hareket edebilir. 80 doları kırması durumunda da önümüzdeki süreçte 100 dolarları tekrar görebiliriz. Tekrar diyorum, daha önceki yıllarda biliyorsunuz 100 doları kırıp 150 dolar seviyesine kadar yükselmişti petrol fiyatları ve petrol fiyatlarının yükselişi petrol üreten ülkeleri olumlu etkilerken bizim gibi petrol alan, petrol ihtiyacı olan ve petrol üretmeyen ülkeleri çok olumsuz yönde etkilemişti. Gerçi biz o günlerde sıcak para girişi, doların düşük seviyede kalması nedeniyle bu yükselişi çok fazla yaşamamıştık, hissetmemiştik daha doğrusu. Ama bugünlerde hem petrol fiyatlarının yukarıda olması hem de doların hızla artması nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışı net bir şekilde hissedeceğiz. Şimdi petrol fiyatları yükseldiği zaman sadece benzin ve mazot fiyatlarının etkilendiğini düşünen arkadaşlarım, dostlarım olabilir. Onlara şöyle kısa bir açıklama yapayım. Bugün kullandığımız her şey aslına bakarsanız petrol türevi. Elbette direkt olarak öncelikle benzin, mazot gibi unsurları etkiliyor, kabul ediyorum. Ama onun dışında kullandığımız kalemden, kullandığımız arabaya, yediğimiz yemeklerin paketlerine kadar her şey petrol türevi ürünlerden oluşuyor ve çok ciddi bir girdi maliyeti var. Diğer taraftan gıdalarımız, tarım ürünlerimizde ilaç gibi, mazot gibi girdi maliyetleri nedeniyle fiyat olarak yine petrol fiyatının yükselişi etkiliyor sevgili dostlarım. Bakın, burada çok kritik bir noktadan bahsediyorum sizlere. Tarım ürünleri de dahil olmak üzere kullandığımız, hayatımızın içerisinde var olan pek çok ürünü petrol etkiliyor. Çünkü petrol türevi ürünler girdi maliyeti olarak bu ürünlerin maliyetlerine yansıyor ne yazık ki sevgili dostlarım. Buna eş olarak şu anda 5.84 seviyesine kadar yükselmiş bir dolar kuru görüyoruz ve 5.85 seviyesi kritik. Eğer ki 5.85 seviyesi kırılırsa 6 seviyesine doğru hızlı bir hareketlilik gözlenebilir. 6 kırılırsa 6.80 ve daha sonrasında da 7 ve üstü rakamları görebiliriz biz dolarda. Türkiye'nin kritik noktaları, dolarla ilgili kritik noktalarını daha önce defaten sizlere söylemiştim. Bir kez daha hatırlatalım. S-400 ve F-35 meselesi demiştik. Türkiye-Amerika ilişkilerinin gerilmesi de çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor S-400'e bağlı olarak. Buna şimdi bir ek maliyet daha eklendi. İran krizi. İran'la ilgili 8 ülkeye ambargo muafiyeti getirilmişti Amerika tarafından. Bu ülkeleri hemen kısaca sizlere aktarmak istiyorum. Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan, Yunanistan ve Türkiye'ydi bu ülkeler. Ve Amerika yakın zaman içerisinde bu ülkelerin muafiyetini kaldıracağını söyledi. Yani İran ambargosuna bu ülkelerde dahil edilecek sevgili dostlarım. Bu ne demek? İran'la Türkiye'nin bundan sonraki ticaretinin kısıtlanacağı anlamına geliyor uluslararası ilişkiler açısından bakıldığı zaman. Gerçi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran'la Türkiye'nin ticaretine Amerika karışamaz şeklinde bir açıklama yaptı ama şunu unutmamak gerekiyor. Uluslararası ticarette Amerika önemli bir figür ve Amerika'nın ambargo koyduğu bir ülkeyle eğer ki Türkiye ticari ilişkiye girerse, yani yasakları delerse, bunun bedelini Türkiye'de ambargolarla ödemek zorunda kalabilir ve çok ciddi ekonomik yan etkileri olabilir sevgili dostlarım, bunu söyleyelim. Bu krizler, işte bu saydığımız önemli krizler, S-400 gibi, İran krizi gibi, uluslararası diğer etkenler, Türkiye'nin borçlarını çevirememesi, bankacılık sistemindeki riskler, Türkiye'nin kendi içerisindeki makroekonomik risklerin bir araya gelmesiyle her geçen gün dolar üzerindeki baskı artıyor ve 5
5.80'in üzerine çıpayı atmış durumda. 5.85'in kırılması durumunda da biraz önce söylediğimiz o senaryoların hepsi hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Türkiye'de doları biz yakın zaman içerisinde 7 liraların üzerinde görebiliriz. Bu bizim için çok önemli bir ek maliyet. Enflasyon üzerinde çok ciddi bir baskı anlamına geliyor. Bunun yanına şimdi bir de petrol fiyatlarını koyacağız. Neden? Çünkü 71 doları kıran, 75 dolara giden petrol fiyatları bizim için çok ciddi bir maliyet. Çünkü biz petrol üretmiyoruz. Sürekli olarak petrol ithal ediyoruz. Yani dışarıdan alıyoruz. Ve bizim cari açığımızı çok ciddi oranda etkiliyor. Petroldeki her sent yükselişin bizim cari açığımızdaki etkisi büyük oluyor. Bir de bunun yanına dolardaki artışı koyarsak petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolardaki artış hem cari açığı tetikleyen bir unsur hem de aynı zamanda aslına bakarsanız yurt içindeki üretici fiyatlarını ve tüketici fiyatlarını etkileyen iki unsur olarak karşımıza çıkacak. Petrol fiyatlarının artması cari açığı tetikleyecek. Petrol ve dolar fiyatlarının aynı anda artması ise enflasyonu yani fiyat artışlarını tetikleyecek. Biz yarın öbür gün doğalgazda çok ciddi zamlar görebiliriz. Biz benzin ve mazot fiyatlarında çok ciddi artışlar görebiliriz. Gerçi bugün uygulanan eşel sistemi var. Yani şu anda benzin ve mazottaki artışlara devlet vergi indirimiyle karşılık veriyor ve fiyatların artmamasını sağlıyor. Ama bu da bu kez bütçede açıkları beraberinde getiriyor. Çünkü devlet toplaması gereken vergiden vazgeçmiş oluyor. Ve vergi toplayamadığı için de bu kez de bütçede bir takım gedikler oluşmaya başlıyor. Bunun da biz eksilerini nerede göreceğiz? Yarın öbür gün borçlanmaya gittiğimizde bütçemizdeki açıkları görenler bize borç vermekten kaçınacaklar. Bu aslına bakarsanız sadece kamuyu değil aynı zamanda özel sektörü de olumsuz yönde etkileyecek. Çünkü özel sektörde borç bulma konusunda sıkıntılar yaşamaya başlayacak. Türkiye'nin makroekonomik dengelerinin bozuk olması başka ülkelerin bizim özel sektörümüze özellikle bankacılık sistemimize borç verirken de daha temkinli davranmasını beraberinde getirecek. En önemli unsuru söyleyelim. Bankaların sendikasyon kredilerinin döndürülmesi risk taşımaya başlayacak ve bu da bankacılık sistemindeki krizi tetikleyebilir sevgili dostlarım. Şimdi bu petrol konusuna geri dönelim. İki tane önemli petrol indeksi var. Bunlardan birisi Brent petrol, birisi de WTI dediğimiz Batı Texas tipi petrol sevgili dostlarım. Brent petrol Londra'da fiyatlanıyor. Batı Texas tipi petrol ise Amerika'da fiyatlanıyor. Birbirlerinden farklı fiyat baremleri var ama birbirlerine paralel olarak hareket ediyorlar. Peki petrol fiyatları neden yükseliyor? Öncelikle onu söyleyelim sizlere. Tabii ki İran'a uygulanan ambargo petrol arzının önemli ölçüde kısıtlanmasına neden oluyor. Libya'daki iç çatışmalar yine petrol üretimine sıkıntı yaratıyor. Diğer taraftan biliyorsunuz Venezuela'da bir kriz yaşanıyor ve Venezuela'da yaşanan bu kriz nedeniyle sürekli elektrik kesintileri oluyor. Elektrik kesintileri de petrol üretimini baltalıyor Venezuela'da. Amerika'nın yine Venezuela üzerinde de bir baskısı olduğunu biliyoruz. Bir başka neden OPEC ülkeleri petrol arzında bir türlü genişlemeye gitmiyorlar. Orada hala kısıntılar devam ediyor. Amerika'nın ürettiği petrol ise kendisine ve birkaç ülkeye ancak yetiyor. Neden? Çünkü özellikle Çin gibi aşırı derecede petrol talep eden ülkeler var. Bunlar petrol üretmiyorlar. Petrol talep ediyorlar. Keza Avrupa ülkelerinde de petrol çok fazla üretilmiyor, talep ediliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir talep ama yeterli olmayan bir arz var ve fiyatlar da bu nedenle kademe kademe yukarıya doğru hareket ediyor. 71 dolar kritik bir seviyeydi. 71 dolar kırıldı ve 75 dolara doğru bir hareket gözleniyor. 75 doların kırılması da dediğim gibi önce 80 ardından 100 ve daha sonrasında 150 dolarlara kadar bizleri götürebilir. Umarım ki olmaz çünkü 150 dolar demek bugünkü fiyatın çarpı 2 olması artı üzerine bir de dolar artışının eklenmesi demek ki bu da şu anlama gelir. Türkiye'de pek çok şeyin fiyatı neredeyse çarpan 2 bazılarında çarpan 3 etkisi yaratabilir. Bu da %100'leri aşan enflasyonlar olarak karşımıza çıkabilir sevgili dostlarım. Hem üreticide yani hem üretici fiyatlarında hem de tüketici fiyatlarında.
Kısacası şöyle özetleyebiliriz sevgili dostlarım. Tehlikeli bir sürece giriyoruz. Hem petrol artıyor, hem dolar artıyor Türkiye'de ve her ikisinin paralel olarak artması çarpan iki maliyeti yaratıyor bizler için. Umarım ki doların yükselişi bu hızla devam etmez. Umarım ki petrolün yükselişi bu hızla devam etmez. Devam ederse önümüzdeki günlerde zam üzerine zamlar görebiliriz ve Türkiye'nin özellikle dar gelirli vatandaşının üzerinde çok ciddi baskılar oluşmaya başlayabilir sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarımızda tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.